Profesör Doktor Necmettin Erbakan 17 Ocak 2011'de tekrar Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilir. Bizim için neferlikle liderliğin hiçbir farkı yoktur diyerek 85 yaşına rağmen inandığı milli görüş davasına Ebu Eyyub el Ensari misali mücadelesine devam ediyordu. Ömrü boyunca büyük acılar yaşamış, büyük sıkıntılar çekmişti. Ülkesindeki insanları düşünürken dünya mazlumlarını da unutmamıştı. İnandığı dava uğruna 4 defa partisi kapatılmış, ceza yemiş, cezaevinde yatmış, iftiraya uğramış, alaya alınmış, hakaretler yemişti. Bütün bu yapılanlara rağmen yılmamış, yıkılmamıştı. Yaşı ilerlemiş, sağlık problemleri artmış, artık yürümekte zorlanıyordu. İnandığı davasını anlatacağı, insanlık için gözyaşı dökeceği kürsüsüne asansörle çıkıyordu. Ama inandığı davasından asla vazgeçmiyordu. Hocam ne yap yap, Saadet Partisi iktidara getir ve hastanesine ekmek yemin etmek için arabanın arkasında koşan. Bu tutumu çoğumuza ters gelse de Erbakan'ın hayat boyu izlediği o mücadeleci ruha uygundu. Çünkü onun bir amacı vardı. Amacına yürüyordu. Amacı olan insanlar ölümüne yürürdü. Bu yüzden Erbakan'ın direnişi kişisel ihtiras olarak algılanmamalı, yadırganmamalı, saygıyla karşılanmalıydı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan son olarak 26 Aralık 2010 tarihinde Saadet Partisi Trabzon İl Teşkilatı'nın kongresine katılmak üzere Trabzon'a gider. Profesör Doktor Necmettin Erbakan 3 Ocak 2011 tarihinde sabaha yakın saatlerde sol ayağında nükseden damar iltihabı nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alınır. Bir süre tedavi görerek taburcu edilir. Bir süre sonra solunum ve kalp yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle tekrar hastaneye kaldırılır. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım altında uygulanan tüm tedavilere rağmen solunum yetmezliğine bağlı kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle durumu daha da kötüye gider. Benim hocam hafta sonunda akademik personel katıldık. Üniversitede hocalarımız katıldık. Türkiye'nin güncel konularını görüştük. Siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Bu görüşmemizde 51 akademisyen sözlerdi. Görüşlerini verdik. Biz bunları kabul ettik. Haftada genelde ara kurulu üyelerimizi toplamıştık. Saadet Partisi'nin seçim çalışmaları. Selamünaleyküm. Hepinizin ümmetine muhabbetin selamlıyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarımın candan çalışmalarından dolayı teşekkürler ediyorum. İnşallah milletimizin insanlık Saadet Partisi vardı. En kısa zamanda kurtulacak oldu. Hepinizin dualarınızı var. Allah'a emanet olun. Esselamlar. Çalışmaları ekipler halinde sürdürüyoruz. Önümüzdeki ayın ilk haftası içerisinde 27 Şubat 2011 sabahı saat 8.50'de doktorlarının muayenesi esnasında koroner arter rahatsızlığı sonucu şuurunu yitirerek komaya girmiştir. Saatler aynı sabahın 11.40'ını gösterirken doktorların tüm müdahaleleriyle yaşamsal işlevlerinin desteklenmesine rağmen yaşamını yitirmişti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. 1 Mart Salı günü sabah namazı sonrası Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınan namazın ardından İstanbul'a uğurlanan Erbakan, Fatih Camii'nde yüz binlerin katıldığı bir cenaze namazı sonrasında
Merkez Efendi'de bulunan aile kabristanına defnedilir.